yatsı namazının son sünnetini 4 rekat kılınmasının sevabı, Kadir Gecesi'nin ihyası sevabı verilir deniyor. Bu doğru mudur diye bir sual. Şimdi namazların öncesinde, yani farz namazların öncesinde ve sonrasında var olan sünnet namazları vardır ki bunlara revatip deniyor. Bu sünnetlerin bir kısmı müekkettir, bir kısmı ise gayrimüekkettir. Yatsı namazından sonra kılınacak olan son sünnette gayrimüekket olan bir namazdır. Evet. Normalde bu namaz 2 rekat olarak kılınır, ancak 4 rekat kılınması durumunda faziletine dair birçok rivayette vardır. Ki bu rivayetlerden bir tanesi hatırladığım kadarıyla İbn-i Ebi Şeybe'de geçen bir rivayet. Abdullah İbni Amr radıyallahu teala anh tarikiyle rivayet edilen bir hadis-i şerifte "Men salle erba'an ba'del işâ'i künne ke kadrihinne min leyletil kadir." Her kim yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılacak olursa, yani yatsının son sünnetini 4 rekat kılarsa, bu 4 rekat namaz Kadir gecesinde kılınan 4 rekat namaz gibi değerlendirilir. Tabi bu hadis-i şerif İbn Ebi Şeybe'deki bu rivayet mevkuftur. Ama ehlince de malum olduğu üzere fadaile dair, sevaba dair olan rivayetler hükmen merfudur. Yani merfu hükmündedir. Direktmen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi ifade ettiği şeklinde değerlendirilir. Dolayısıyla kardeşimizin duymuş olduğu bu bağlamda doğrudur. Kadir gecesini ihya etmek gibi değil de Kadir gecesinde kılınan 4 rekatlık namaz bir teheccüd gibidir. Namazı gibidir ki Kadir gecesi ise 1000 aya bedel olan bir gece. Dolayısıyla bu da artı bir sevabın kazanılması. Tabi sadece bu yatsı namazıyla alakalı değil, öğle namazının son sünnetinin 4 rekat kılınmasında da evet, keza birçok fazilet vardır. Yine hatırladığım kadarıyla Ahmed İbni Hanbel'nin rivayet etmiş olduğu, radıyallahu teala anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor: "Her kim men salle erba'an ba'de kable zuhur ve erba'an ba'de zuhur harremehullahu alen nar." Her kim öğle namazının öncesinde ve sonrasında 4 rekat namaz kılacak olursa Allahu Teala Hazretleri onu cehenneme haram kılar. Evet. Bu da bir fazilettir. Fazilettir yani. Bunlardan tabi istifade etmemiz gerekir. Belki daha önceki konuşmalarımızda ifade etmiştik, anlatmıştık. Rahmetli Hasip hocamız vardı. Onun meşhur bir ifadesi var. Allah rahmet eylesin, Rabbim şefaatine nail eylesin. İsmail Camisi'nin eski müezzini. Bir Arap'la muhabbet ediyor. Benim o zaman yaşım küçük, yanındayım Medine-i Münevvere'de. Araba diyor ki ene uhibbul beleş. Tabi Arap ene tabirini anlıyor. Ben demek, uhibbuyu da anlıyor, seviyorum demek, ama beleşin hangi manada kullanıldığını anlayamıyor. Evet. Tabi Asp Hoca Rahimullah orada bir espri mahiyetinde evet, böyle bir şey kullanıyor. Sonra soruyor, diyor ya seyyidi ma manel beleş. Bu beleş dediğin şey nedir? Onun üzerine rahmetli Asip Hoca diyor ki el beleş eşşe'u lezî lâ ivâza leh. Karşılığı olmayan şey beleştir. Onun üzerine o Arap'ın ifadesi şu andaki gibi aklımda. İden ene uhibbuhu ya seyyidi. O zaman ben de onu çok seviyorum. Hakikaten bu gibi şeyler ümmeti Muhammed evet, için bir beleştir, bir fırsattır. Mevla Teala Hazretleri'nin bu ümmete ikramıdır. Bunları değerlendirmemiz gerekir. Evet. Yani az şey yapıp çok sevap elde etmenin bize sağlamış olduğu kolaylıklardır. Evet, hocam, Rabbim, kılınış şekli ikindinin sünneti gibi. Aynen ikindinin ilk sünneti gibi gayrimüekkettir. Yani evet, birinci teşehhütte salli bari okuyacağız. Evet. Üçüncü rekatta Sübhaneke'den başlayacağız. Ve bu şekilde bir 2 rekat daha ona ilave edeceğiz. Rabbim kolaylık versin. Bu fırsatlardan istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.